Daha önceki Spinoza ile ilgili videolarıma ek olarak 3 konuya değinmek istiyorum. Birincisi Spinoza'nın tek yanlı anlaşıldığına dikkat çekmek. İkincisi Spinoza'nın savunduğu panteizm ile İslam dünyasında yer alan vahdedi vücut görüşü arasındaki farkı ortaya koymak ve bu ikisini birbirine karıştırmamak. Yani Spinoza'nın panteizmi İslam dünyasındaki vahdeti vücut görüşüyle birbirine karıştırılmamalı. Bu ikisini birinden ayırt etmemiz gerekiyor. Spinoza tek yanlı anlaşıldı. Neden diye sorarsanız o doğa ve Tanrı'nın, doğa ve düşüncenin bir olduğunu ileri sürdüğü için burada doğaya öncelik veren materyalistler onu sadece materyalist yanını ön plana çıkardılar. Teologlar da Tanrı kavramını kullandıkları için onun Tanrı'yı savunduğunu ileri sürdüler. Ancak daha önceki videolarda da değindiğim gibi Spinoza kutsal kitaplarda ifade edilen, konuşan, yürüyen, buruna üfleyen bir Tanrı anlayışını kabul etmez. Böyle bir Tanrı anlayışını reddeder. Ve zaten Tevrat'ta yerleşmiş olan, Tevrat'ta ifade edilen insan biçimli antropomorfik Tanrı anlayışını eleştirdiği için de Yahudi cemaati tarafından aforoz edilmiş ve dışlanmıştır. Şimdi burada panteizmle Sufi metafiziğinin ya da tasavvuf düşünürlerinin vahdeti vücudunu birbirinden ayırt etmek lazım. Spinoza'dan çok önce İslam dünyasında bazı düşünürlerin, filozofların panteist olduğu ileri sürülmüştür. Örnek olarak İbni Arabi verilmektedir. İbni Arabi 1164 ve 1240 yılları arasında yaşamış bir İslam düşünürü. Fakat daha sonraki dönemde 19. yüzyılda 20. yüzyıl arasında yaşamış Bulgar doğumlu ve İstanbul'da ölen İsmail Efendi'nin İbni Arabi üzerine yazmış olduğu incelemesinde şunu ifade eder. İbni Arabi'nin ileri sürmüş olduğu görüş Spinoza'nın panteizm ile aynı paralelde değil. İbni Arabi'nin görüşünü panteist değil de panenteist olarak adlandırıyor. Burada panteizmin karşılığı vahdeti mevcut, panenteizmin karşılığı ise vahdeti vücut. Üç temel fark var. Birinci fark evrene yaklaşım konusunda. İkincisi evrenden bağımsız bir tanrı var mı yok mu? Üçüncü de insan, tanrı ve evren birliği konusunda. Panteizme göre yani vahdeti mevcuta göre evrenin üstünde bir tanrı yoktur. Dolayısıyla tanrı ve evren özdeştir. Birbirinden farklı değil. Vahdeti vücut yani panenteizm ise evren Tanrı'nın kendisi değil, Tanrı'nın tezahürüdür, görünümüdür. Dolayısıyla evren ve Tanrı özdeş değildir görüşünü ileri sürüyor. İkinci olarak panteizm evrenden bağımsız bir Tanrı yoktur diyor. Yani doğayla özdeşleştirmiş oluyor. Panenteizm evrenin dışında bir Tanrı olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Yani panenteizm yaratan Tanrı ile yaratılan evrenin birbirine eşit özdeş olamayacağını vurgulamaya çalışıyor. Tabi bu iki düşünceden hareketle şu da gündeme geliyor. Panteizm evren, Tanrı ve insanın özdeş olduğunu ifade ederken panenteizm evren, Tanrı, insan özdeşliğine karşı durur. Çünkü panenteizme göre yani vahdeti vücuta göre Tanrı yaratılır, evren ve insan yaratılandır. Dolayısıyla bu üçünün birliğinden de söz edilemez. Spinoza savunmuş olduğu görüşleri nedeniyle
Geçmişte birçok düşünürü de etkiledi. Spinoza'dan etkilenen düşünürlerden biri Goethe Spinoza hakkında ne diyor? Onu kısaca size okumak istiyorum. Üzerimde böylesine etkisi olan kişi Spinoza olmuştu. Garip tabiatımı düzene sokmak için bütün dünyada boş yere aranıp durduktan sonra bu adamın etikasına rastladım. Bu eserden neler anladığımı, neleri anladığımı zannettiğimi söyleyemeyeceğim. Fakat orada tutkularımı nasıl sükunete kavuştuğunu gördüm. İçimde maddi ve manevi dünya üzerine geniş ve hür bir görüş uyanır gibi oldu. Beni ona özellikle bağlayan ise her satırda hissedilen sınırsız özveriydi. Bilindiği gibi Goethe Spinoza'ya değer veren ve onun etikasını sürekli yanında taşıyan bir şair, filozof olarak biliniyor. Nietzsche de Spinoza hakkında bir takım değerlendirmelerde bulundu. Şöyle diyor Nietzsche: "Çok şaşırdım, çok sevindim. Bir selefim var, hem de ne biçim bir selef. Spinoza'yı hemen hemen hiç tanımıyordum. Onu özlemiş olmam içgüdüsel bir hareketti. Sadece onun genel eğiliminin benimkiyle aynı olması değil, öğretisinin beş ana noktasında yeniden kendimi görüyorum onda. Bu garip ve yalnız düşünür tam bu noktalarda bana en yakın. Spinoza irade özgürlüğünü reddediyor. Amaçları da, ahlaki düzeni de, bencil olmayanı ve kötüyü de. Sonuç olarak bende tıpkı çok yüksek dağlarda başımıza gelebilecek tarzda bir nefes darlığına yol açmış olan yalnızlığım artık hiç olmazsa iki kişilik bir yalnızlık." Nietzsche'nin Spinoza konusundaki bu değerlendirmesine katılmadığımı bildirmek isterim. Spinoza hem insanın bencil olduğuna vurgu yapar, hem de bu bencilliğin sınırlanması gerektiğine, kısıtlanması gerektiğine işaret eder. Çünkü şunu vurgular: "Evet," diyor, "insanların arzuları bencildir. Çünkü her insan kendisi için en iyi şeyi ister, kendisi için en yararlı şeyi ister, kendisi güçlü olmak ister diğer insanlara nazaran. Fakat," diyor, "insanlar tek başlarına yaşayamazlar. Diğer insanlara gereksinim duyarlar. Bu ise insanları bir arada tutmanın koşulu demektir. İnsanları bir arada tutmak ise insanlar arasındaki ilişkilerin akılcı bir şekilde örgütlenmesini gerektirir. Dolayısıyla insanların bencilliklerinin sınırlandırmasını vurgular ve bunun akılla düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeker." Ha, burada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. 15 yıl önce Nietzsche ve postmodern felsefeyi eleştiren bir kitabım çıkmıştı. Orada Nietzsche'ye yönelttiğim eleştirilerim var. Bunu bir başka zaman bu kitabımı tanıtırken ele almaya çalışacağım. Hegel de biliyorsunuz Spinoza hakkında önemli şeyler söylemişti. Ne söylemiş onu dinleyelim. "Felsefeyle uğraşmaya başlandığında ruh Spinoza'nın tek cevher kavramında yıkanmalı. Her şey bir yana. Zaten Spinoza modern felsefenin öyle öne bir ana noktası durumunda ki şöyle söyleyebiliriz: ya Spinoza'cısın ya da hiçbir felsefeye sahip değilsin." Evet, şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla.